Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Hüseyin Özbek Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği topluluğunun böyle değerli bir koro şefi Serdar Yasun meslektaşımız, değerli koristler olduğu müddetçe biz size daha çok konser veririz. Sizin karşınıza gururla çıkarız. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir Amerikalı asker, amiral, stratejist, Maha, 20. yüzyılın ve 19. yüzyılın stratejisine, askeri stratejiye yön veren, etkide bulunmuş birisi. Diyor ki, denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Pasifik yani büyük okyanus, Atlantik yani diğer okyanus. Nedir bunlar? Sudur, büyük sular. Tarih, Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndan Türk Boğazları diye bahseder. Nedir? Su, su yolları. Su yolları için savaş çıkmıştır. Su için savaş çıkmıştır. Büyük sulara hakimiyet için, oradaki ticaret yolları ve seyri seferi kontrolünde tutmak için savaş çıkmıştır. Çünkü o ticaret yollarını kontrol eden bilir ki, ekonomik olarak, siyasi olarak dünyaya hakim olur. Görüntülerde çok güzel görüntüler seçmiş arkadaşlarımız, onun için de teşekkür etmek istiyorum. Çanakkale vardı. Çanakkale muharebeleri döneminde 18 Mart 1915, 25 Nisan 1915 ve sonrası kara muharebelerinden görüntüler vardı. Geçtiğimiz hafta 12 Mart'tı. Büyük şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin en zor döneminde yazdığı İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümüydü Büyük Millet Meclisi tarafından. Yine 18 Mart Büyük Zafer, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüydü. Bizim Türk Halk Müziği topluluğumuzun, Barolar Birliği'nin konseri böyle önemli bir tarihsel günler zincirinin bir devamı olduğu için de ayrıca dikkat çekici bir rastlantı. Ben burada Tema Vakfı Ankara temsilcisi beyefendiye de çok teşekkür etmek istiyorum. Önemli notları bizimle paylaştığı için. Şimdi türküler bizim bir milletin psikokültürel tomografisidir. Kolektif kimliğidir. Kültürel belleğidir. Derin hafızasıdır. Ortak ruh halidir. Bizim türkülerimiz, Türkleri tanımayanlar için, Türk milletini tanımayanlar için çok önemli bir veridir. Türk milletini, Türk milletinin özelliklerini tanımak isteyenler bizim türkülerimizi dinlemelidir. Bizim halk oyunlarımızı seyretmelidir. Analarımızın ninnilerini dinlemelidir. Keloğlan masallarını dinlemelidir. Tekerlemeleri dinlemelidir. Bu bizim kolektif kimliğimiz hakkında %100 isabetli sonuç verir. Bizim milli karakterimizi, milli parmak izimizi, milli DNA'mızı türkülerden ve bu büyük milletin folklorik ürünlerinden anlayabiliriz. Ve zaten bunun içindir ki önemli bilim adamları, Türkoloğlar gelmişler, 19. yüzyılda Anadolu'yu karış karış dolaşmışlar, bu folklorik malzemeleri toplamışlardır. Burada türkülerimizi derleyen büyük insanlardan, Türk kültürüne hizmet eden büyük insanlardan da saygıyla bahsetmek istiyorum bazılarından. Muzaffer Sarı Sözen'i muhakkak ki anmamız gerekir. Sadi Yaver Ataman'ı muhakkak ki anmamız gerekir.
Radyolarda çok büyük hizmetler olan Ankara Radyosu'nda, İstanbul Radyosu'nda sanatçıların hepsinin isimlerini saysam çok uzun bir süre konuşmam gerekir ama Nida Tüfekçi ile noktalayalım bunu. Yine suyla ilgili sözlerden birkaçından bahsederek sözlerime son vermek istiyorum. Su gibi aziz ol. Bir rüya, korkunç bir rüyadan uyanırsınız. Ananıza, ninenize o kabusu, o rüyayı anlatmak istediğinizde der ki, oğlum, kızım, evladım bunu suya söyle, suyla akıp gitsin der. Gidenin ardından, uzun yola gidenin, gurbete yollanan esenlerin ardından su dökülür. Yukarı solukta su verilir artık Azrail ile becerileşen kişiye. Hasta bebek suyla yıkanır kendine gelsin diye. Şimdi burada tabii Karacaoğlan'dan, o büyük ozandan mendili yudum arıttım, gülün dalında kuruttum dizelerindeki o arıtma, yuma, aklama, paklama elbette ki suyla oluyor. Can suyu vermek var, elinden su içmek var. Yani kısacası türküler sosyolojinin notaya, ezgiye, söze dökülmesidir. Tarihsel yol haritamızın, mazideki kültürel, psikokültürel, kolektif ruh halimizin somutlaşmış, notaya dönüşmüş, ezgiye ve dizeye dönüşmüş materyalleri ve verileri, yani kısacası bizim hem bireysel hem kolektif 6-9'luk fotoğrafımızdır türküler. Gurbet türküleri var, sevda türküleri var, askerlik türküleri var, mapushane türküleri var, eşkıya türküleri var, ayıngacı türküler var. Uğradığımız toplumsal felaketlerin, sel baskınlarının, doğa felaketlerinin, çekirge talanının türküleri var. Malımın ortağı mısın çekirge, canımın ortağı mısın çekirge. Anadolu'nun geçmişte yaşadığı kıtlıkları bize hatırlatan, o korkunç dönemleri hatırlatır. Burada büyük şairimiz Ulu Ozan Fuzuli'den, Fuzuli'nin Su kasidesinden lise döneminde edebiyat derslerinde muhakkak gördüğünüz ve divan edebiyatı deyince de hoşlanmadığınız, olgun yaşlarda tekrar tadına verip o Fuzuli divanına baktığınız bir dönemden bahsetmek istiyorum. Arızın yağdıyla memnah olsa müjganım mola. Zayi olmaz gül temennasıyla vermek hare su, meşhur su kasidesi. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su. Büyük Ozan'ı saygıyla anıyor bu konseri düzenleyen arkadaşlarımıza, Serdar Yasun'a tekrar Türkiye Barolar Birliği adına teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.